Biri çocuk 46 kişi öldürüldü, üçü çocuk 84 kişi yaralandı. Bu rakamlar bir terör saldırısının sonuçları değil. 9 günlük kurban bayramı tatilinde basına yansıyan 68 silahlı olayın bilançosu. Bizim yaptığımız çalışmalara göre bir yıl içerisinde yaklaşık 2500 vaka var. Bunlar içerisinde 1700 kişi maalesef yaşamını yitiriyor. E, cinayetlerin %70'inde silah kullanılıyor. Kadın yönelik yani bu olayların yüzde yirmisi yani beşte biri de kadına yönelik şiddette kullanılıyor. Umut Vakfı her gün Türkiye'de silahla işlenen suçları tarıyor, veri oluşturuyor. Üç tane e, bilimsel veri var. Bir, yüz bin kişiyedeki e, silahla işlenen cinayet oranındadır. Bu 100 binde 5 civarında bizim ülkemiz. Evet. Dünya ortalamasında 11. sıradayız. İkincisi her an ulaşılabilir oranı %90 üstünde Türkiye'de. Bu da çok ciddi bir rakam. Bir de e, sivil halktaki silahın o ülkenin kolluk kuvvet dediğimiz yani polis ve jandarmada bulunan silahı oranı birin üstündeyse bu da ciddi problem. Bizde 4 civarında. Yani 20 milyon gibi silah gözüküyor. Bunların %90'ı ruhsatsız. Silahla işlenen suçlar her yıl yüzde %5 artıyor. 2017 yılında yaşanan 3494 silahlı olayda 2187 kişi öldürüldü, 3529 kişi yaralandı. Türkiye'de her 3 evden birinde silah var. Dolaylı yoldan da her gün 10 kişi ölüyor. Bunların ikisi, üçü maganda, serseri kurşunda dediğimiz insanlar. Ve maalesef 3 aileden birinde bu anlamda dramatik bir geçmiş var. 3 erkekten birinde var, 3 evden birinde silah var. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun çocuk yaşam hakkı ihlallerine dair raporuna göre 2011-2016 yılları arasında 108 çocuk bireysel silahlanma sonucu hayatını kaybetti.